Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme. Devrilmez, ayakta durur yerinde. İraden can bulur yeniden. Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme. Devrilmez, ayakta durur yerinde. İraden can bulur yeniden. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün imkansızı başaran konuğum bir olimpiyat sporcusu. Cavit konuğumuz. Ne haber abi? İyilik. Nasıl ondan keyifler? İyi gidiyor. Antrenmanlar. Bir olimpiyat sporcusu dedim de. Ne yapıyorsun abi sen? Ben RSX rüzgar sörfü branşında, olimpik branşında yarışıyorum. Olimpik branşta yarışıyorsun ve 2016 Rio'ya gittin. Evet. 2016 Rio'da en geç sörf Duydun sanırım değil evet. mi? Evet. Türkiye adına katılan en genç sporcuydum. Rüzgar sörf branşında bütün katılımcılardan en genciydim. Vay be, bu sene de Tokyo'ya gidiyorsun. Evet. Ve şöyle bir alet kullanıyorsun. Böyle bir sörf olayımız arkadaşlar. Biraz sonra antrenmanı da seyredeceğiz zaten. Ve nasıl başladın baba sen bu işe? Ben rüzgar sörfüne 2007 senesinde hobi olarak Alaçatı'da başlamıştım. Orada oturuyorduk o zamanlar. Ailemle arabayla geçerken giderken hep rüzgar sörfü yapanları görüyordum. Devamlı olarak da ısrar ediyordum. Artık en son ailem ısrarlarıma dayanamayarak dedi ki sen de başla. Sonrasında kaç yaşındaydın? Sanırım 9 yaşındaydım. 9 yaşında ilk defa sörf yaptım. Sonrasında sadece yazları 2 hafta, 3 hafta, 1-2 sene bu şekilde devam etti. Sonra İstanbul'da da devam etmek istedim. O zamanlar İstanbul'da 2-3 tane bu sporu yapan kulüp vardı. Galatasaray Yelken Kulübü'ne başvurdum. İlk başta kursiyer olarak, sonrasında 2011 senesinden itibaren de lisans sporcu olarak Galatasaray'da devam ettim spora. Yurt dışında tabii bu yaş daha bir erken değil mi? Yani. Evet, onlar genelde de 7-8 yaşlarında rüzgar sörf sporuna başlıyorlar. Ve senin o arada verdiğin tabii sadece yazları yapmıyor onlar. Bir başladığı zaman sporcu evet. Orada. Evet. Rüzgar sörfünde bu yurt dışında çoğu ülke hani olimpik branşa yönelik ilk başta başlayıp sporcularını yazın, kışın sadece sörf değil onun dışında kara antrenmanı da yaptırarak fiziklerini bu branşa hazırlıyorlar. Evet. Peki sen şimdi 2016'da ilk olimpiyatlarda yarıştın ama o zaman 18 yaşındaydın. Evet, yani 18 bile değil, 17. Öyle bir hedefin var mıydı o zaman? O zamanlar yoktu. 2016 tabii olimpiyat hedeflerim vardı ama açıkçası biraz kendi hayal olarak gördüm. Yani her sporcunun hayali gibi ben de olimpiyatlara katılıp hatta ileride tecrübe kazandıktan sonra olimpiyatlarda altın madalya veya bir madalya sahibi olmak hedefim. Ama 17 yaşındayken tabii ki bunun mümkün olabileceğini düşünmüyordum. O zamanlar daha olimpik branşta bile yarışmıyordum. Bunun gençler sınıfında biraz daha ufak yelkeni olan o branşında yarışıyordum. Sonrasında ben 2015 senesinde olimpiyatlardan sadece bir sene önce bu olimpik branşta yarışmalara katılmaya başladım. Sonrasında hızlı geliştirmem sayesinde kendimi olimpiyatlara katılmaya hak kazandım. Böyle. Evet, bu spor da biraz tabii masraflı bir spor değil mi? Yani evet. Böyle bir dışarıdan gözüktüğü zaman bir board alıyorsun, bir yelken alıyorsun gibi gözüküyor ama değil yani, evet. Değil mi? Yani sadece bir yani malzemenirse bir board ve bir yelken oluşuyor. Ama yarışlara katılırken yanımızda yedek malzemelerin de olması gerekiyor. Her şey çok kırılgan. Devamlı olarak bir parça hasar görüyor vesaire. Tabii sadece hasar görmesinden yana bu malzemelerde aslında olimpik branşta herkes aynı malzemeyle yarışmak zorunda. Bu işte 9,5 metrekare bir yelkenimiz var. Bir standart bir boardumuz var. Adaletli olması için herkes aynı malzemeyi kullanmak zorunda. Ama tabii ki fabrikasyon ve bazı şeyler el yapımı, üretimi olduğu için malzemeler arasında farklar olabiliyor ufak da olsa. Esnekliklerinde, sertliklerinde vesaire. Bu da performansı etkiliyor. O yüzden aslında ne kadar çok malzeme satın alıp onları denerseniz yani içlerinde performans farkı yaratan şeyler olabiliyor. Bir de bu yeni siz bayağı artık suyun üzerinde gitmiyorsunuz, uçuyorsunuz galiba değil mi? Evet, bu yeni olimpik branşta özellikle 2024'ten itibaren olacak IQ Foil isminde bir branş olacak. Bu uçak kanatlarına benzeyen bir fini var altında ve bu foil belli bir sürete ulaştıktan sonra suyun yaklaşık 1 metre kadar üzerinde gitmeye başlıyor.
bu şu anki yaptığımız branştan çok daha keyifli. Tabii biraz daha zorlukları var. Yani fiziksel olarak olmasa da çok daha denge istiyor vesaire. Kullanılan malzeme ne? Yani biz mesela bisiklete karbon kullanıyoruz. Evet. Bizim de malzememiz de tabii çok daha hafif ve dayanıklı olduğu için karbon tercih ediyor bortlarımızda. İçi köpük oluyor, dışı karbon kaplama oluyor daha hafif olabilmesi için. Bu bordun diğer parçaları salma ve fin de karbondan oluşuyor. Yelkenlerimiz de monofilim ve kumaştan oluşuyor. Direklerimiz aynı şekilde karbondan. Extensionlarımız, bu uzatma parçaları alüminyumdan yapılıyor. Sizin yarışlar nasıl oluyor peki? Yani bizimki gibi, bizim koşu yarışları gibi aynı anda mı başlıyorsunuz? O nasıl bir ceyran ediyor durum? Bizim yarış formatlarımız şu şekilde. Öncelikle denize çıkıyoruz. Eğer yarışlarımız 11'de başlayacaksa bir yarım saat kadar öncesine çıkıyoruz. Isınmalarımızı yapıyoruz. Sonrasında 11'de bir yarış start hakemi teknesi bir sinyal veriyor. 5 dakika sonrasında startın başlayacağı anlamına geliyor bu. Saatlerimizi başlatıyoruz. 5 dakika sonrasında herkes bir şamandıra ve start teknesi arasından start alıyor. Yani aynı anda yarışa çıkıyoruz. Aynı anda başlıyoruz. Belirli bir rotamız oluyor. Bu karada daha önceden bize belirtilmiş oluyor. Genelde rüzgar üstü, apas, sonrasında pupa ve sonrasında apas şeklinde finish. Bu bazen bir tur, iki tur ve üç tur olarak değişebiliyor. Bu belirlenen parkuru en kısa sürede bitiren kişi birinci ve sonrasında aynı koşu yarışı gibi ikinci, üçüncü olarak sıralanmaya devam ediyor. Yani herkes aynı anda başladığı için o zaman rüzgarın durumu da adil oluyor değil mi? Tabii herkes aynı anda başlayın, evet, rüzgarın durumu da adil oluyor. Peki rüzgar olmazsa ne yapıyorsun? Vallahi bizim branşımızda bu çok büyük bir yelkenle ve büyük bir bordla yarıştığımız için çok düşük rüzgarlardan çok sert rüzgarlara kadar yarış yapabiliyoruz. Bunun sınırlaması 5 knot ile 35 knot arası. Bizde hiç rüzgar olmasa bile pompa dediğimiz hareketle yelkeni kendimize doğru çekip ileri doğru tekrar bırakarak bir yelkende güç yaratıyoruz ve dahili rüzgarla ilerlemeye başlıyoruz. Yani bir nevi bir kürek çekme hareketi gibi çok fiziksel bir spor. Mesela aşağı yukarı bizim bir yarışımız 35 dakika sürüyor ve günde 3 yarış yapıyoruz ve 5 gün sürüyor bu yarışmalarımız. Ve yüksek nabızlar. Çok yüksek nabızlar. 35 dakikalık bir yarış genelde 185 ortalama nabızla bitiyor benim. O zaman senin bu surf dışında başka antrenmanlar da yapıyorsun. Yani bunu destekleyecek başka neler yapıyorsun? Evet. Ya aslında biz de vallahi bir nevi siz tabii ki çok daha aşikarsınızdır. Triatloncu gibi antrenman yapıyoruz. Bizim de yüzme antrenmanlarımız koşu, bisiklet, onun dışında kürek oluyor ve tabii ki genel olarak core için ağırlık antrenmanları yapıyoruz. Vücut ağırlığıyla genellikle. Bizim branşımızda malzeme dediğim gibi standart olduğu için aşağı yukarı belli bir boyda ve belli bir ağırlıkta olmak avantaj sağlıyor. Yani gidip de 100 kilo olan bir adam bu spor yapamaz veya 50 kilo olan biri de maalesef yapamaz bu olimpik branşı. Bizim bu kilo aşağı yukarı 70 ila 75 arasında olması gerekiyor. Ne kadar hafif ve kuvvetliyseniz o kadar avantaj. Ben de o yüzden yani kilomu düşük tutabilmek için, yağ oranımı özellikle az tutabilmek için çok sıkı bir diyet programındayım. Onun dışında da aşağı yukarı her sabah 60 ila 80 kilometre arasında bir set sürüşlerim oluyor. Onun dışında bir de ağırlık antrenmanlarım ve tabii ki vazgeçilmez deniz antrenmanları. Ama şimdi ben daha önce başka sörfçülerle konuştuğum zaman sizin yüzmeniz nasıl dediğim zaman şeydi, ya biz hiç yüzmüyorduk ki falan diyorlar. Yani çünkü 6 saat antrenman yapıyor adam, hiç suya girmiyor mesela. Senin yüzmen nasıl? Evet, doğru. Yani benim de yani açıkçası sörf yaptığım için yüzmemin gelişmesi gibi bir şey yok. Küçükken biraz yüzüyordum, o yüzden yüzmeyle aramayı. Ama dediğiniz gibi rüzgar sörfünde 2-3 saat antrenman yapıyorsak bazen su bile sıçramıyor üzerimize, evet. Evet, bu da zaten ne kadar iyi olduğunu, olimpiyatlara gitmen işte böyle oluyor zaten. Senin yarışların ne zaman şimdi? Olimpiyatlara 10 Temmuz'da yola çıkacağız Japonya'ya. 25'inde ilk yarışmamız olacak olimpiyatlarda. 3 Ağustos'ta da dönüyoruz ülkemize geri. Yaklaşık 6 gün sürecek olması lazım olimpiyatlar. Epey bir yorucu bir tempo olacak. Şu anda vücudumu tabii o zamanlara pik yapmak için iyi bir program yaptık. Onu uygulamaya çalışıyorum peki şu anda. Peki bu pandemi dönemi senin için nasıl geçti? Zaten öncelikle işte fiyasko, olimpiyatlar bir sene ertelendi. Sen o kotayı daha önce almıştın değil mi? Kotayı daha önce almamıştım. Kota benim çok sonra geldi aslında. Kotayı 2019 senesinde bir dünya şampiyonasında ben maalesef bir ülkeyle kaçırmıştım. Olimpiyatlara 18 ülke hak kazanacaktı o taraf orada. Ben 19. ülkeyle bitirmiştim. Sonraki kota yarışmalarında da maalesef birer ülkeyle kaçırmıştım. Sonrasında olimpiyatlara seviyesinin yetersiz olduğunu düşündüğü için
bir ülke olimpiyatlara sporcu göndermekten vazgeçti ve ben birinci sırada bekleyen olduğum için olimpiyatlara katılmaya o şekilde hak kazandım. Oo süper. O zaman seni çok keyifli bir şekilde izleyeceğiz olimpiyatlarda inşallah. Evet inşallah. Evet şimdi aşağı tarihleri yazıyorum arkadaşlar. Orada Cavit'in yarışlarını izleyeceğiz inşallah ve onunla gurur duyacağız. Hedefin ne dostum? Hedef var mı? Evet, olimpiyatlarda şimdi ilk 10'da yer almak hedefim. Madalya yarışı oluyor bizde ilk 10'a kalabilmek. Eğer bundan daha da iyisi olursa ne mutlu bana. Mis gibi olur valla. İlk 10 mu madalya alıyorsunuz? İlk 10 madalya almıyor ama madalya yarışına kalmış oluyorsunuz. Ha, finale kalıyorsunuz. Evet, finale kalıyorsunuz. İlk 10'a kalmak çok büyük bir başarı. Tabii şu kesin. Anda rüzgar sörfünde henüz böyle bir başarı elde edilmedi. Aynen. Türkiye'de. Aynen, süpersin olsun. Teşekkür ederim. Valla Cavit yarışsın mis gibi. O madalya almasa bile bir yarıştan sonra gelsin Türkiye'de, bir de ondan beraber güzel bir sörfle ilgili bir şeyler çekeriz. Sörfün nasıl yapılacağıyla ilgili böyle size onları anlatırız. Sağ olsun dostum, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah, şimdi de antrenmana gidelim, hadi bakalım. Görüşürüz. Evet, vallahi harika bir insan. İşte çocukluktan başlayınca bazı şeyler çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Cavit'in önünde mis gibi bir yıllar var ve bir sürü daha olimpiyatlar var inşallah. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yine düşüyorum en derine. Hey. Ama yaşıyorum en tepede. Hey. Yazıyorum kader ellerimle. Ha. Asla bakmam geriye. Ha. Koşacaksan sen deneme. Ha. Güç katacak her deneme. Motivasyonu perdeleme. Devam imkansızı istemeye.